devletin izin vermesi, Allah'ın izin vermesi anlamına gelir mi? Gelir mi? Zinayı devlet serbest kılsa, bazı ülkelerde erkeklerin erkeklerle evlenmesine izin veriyorlar, devlet buna izin verdi diye helal olur mu? Mevcut Türkiye'deki, maalesef söylüyorum, kanunlara göre bir insan süt kız kardeşiyle evlenmesine hiçbir engel yoktur. Hakim bilse, evlendirme memuru bilse, efendim bunun süt kardeşi olduğunu, kardeşim benim kanunda bunu yasaklayan bir şey yoktur, ben bunu onaylarım der. Peki kanunlar bunu onaylıyor diye, mevcut kanunlar bunu onaylıyor diye, batıdan gelen bu batıl kanunlar bunu onaylıyor diye, Allah'ın Kur'an'da yasaklamış olduğu evliliğe biz evet diyebilir miyiz? Bir insan kalksa süt kız kardeşiyle evlenmiş olsa, ebediyen zina sayılmaz mı? Evet, ebediyen zina sayılır. Yani Allah'ın haram kıldığını devletler, milletler, idareciler helal kılamazlar. Piyangonun millisi olmaz, zillisi olur, başka bir şey olmaz. Piyangonun millisi olmaz, haramın millisi olmaz. Allah haram kıldıktan sonra buna kimse helal diyemez. Milli olmakla bu meşru hale asla dönemez. Bakın, çok samimi olarak söylüyorum. Ha milli piyangodan para aldın, ha oturduğun sofraya bile bile domuz eti yedin. Ne fark eder ki? Hiç fark etmez. Piyangodan aldığın para kat'iyen haram bir paradır, kumar parasıdır. Bununla hayır da yapılmaz. Hayır niyetiyle bir şey yapıyorum dese o da hayır olmaz. Yani ben aldım milli piyangodan şu kadar para çıktı bana, cami yaptım, halt işledin. Efendim medrese yaptım, halt işledin. Bu parayla, kumardan alınan parayla, piyangodan alınan parayla hiçbir hayır yapılmaz. Ya Rabbi niyet eyledim senin rızanı kazanmak için cami yapmaya. Yok ya. Sen Allah'ın rızasına ihtiyacın var idiyse piyango kuyruğunda ne işin var kardeşim, ne işin var? Allah'tan korkmaz mısın? Cebindeki piyango biletiyle beraber geliyorsun camiye, Allahu Ekber diyorsun, namaza duruyorsun. Ya Allah'tan kork be. Allahu Ekber en büyük Allah'tır demektir. En büyük olduğuna inandığın Allah'ın kesin yasakladığı bir kumar biletini efendim cebinde saklayarak camiye geliyorsun. Ah kardeşim be, o piyango bileti cebindeyken Azrail Aleyhisselam ruhunu alsa, hiç başka delile ihtiyaç yok, o piyango bileti senin nereye gideceğini gösterir. Neyin yolcusu olduğunu gösterir. Kardeşlerim, Allah'tan korkalım.